Merhaba çocuklar. Ben Işıl Uzun, Özel Bilecik Edebali Koleji 3. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle matematik dersini işleyeceğiz. Dersimiz matematik, konumuz ise geometrik şekiller ve geometrik cisimler. Bir önceki slaytımızda geometrik şekilleri anlatmıştım sizlere. Şimdi bu şekilleri kullanarak oluşturulan cisimlere geçeceğiz. Yani konumuz geometrik cisimler ve onların özellikleri, ee, şekilleri hatırlayacak olursak, şekiller bir düzlem üzerine çizilir demiştik, boyutları yoktur diye söylemiştik. Cisimlerde ise boşlukta yer kaplarlar ve boyutları vardır. Örnek olarak kare bir şekildir, küp ise cisme örnektir diye söylemiştik. Evet, şimdi geometrik cisimlerimize geçiyoruz. Birinci şeklimiz küp. Evet sizlere bir küp çizdim. Çocuklar burada da gene e, hepsi için geçerli bunlar. O yüzden izlerken bu kurallara dikkat edin lütfen. Mavi noktayla gösterdiğim yerler tüm şekillerde aynı zamanda geçerli bu. Köşeleri gösteriyor. Kırmızı kalemle dalga yaptığım yerler ayrıtları gösteriyor. Bakın diğerlerinde kenar demiştik. Burada kenar yok çocuklar geometrik cisimlerde ayrıtlar var ayrıtların birleştiği yerler köşeler oluşuyor ve sarıyla boyadığım yerler ise yüzleri gösteriyor şimdi bakalım küpümüze evet karşımızda bir küp var iki tane küpü arka arkaya pardon iki tane kareyi arka arkaya çizip köşeleri birleştirdiğiniz zaman çocuklar küp oluşuyor evet küpümüzde e, ayrıtların birleştiği yerleri yani köşelerimizi saydığımızda mavi noktaları 8 tane köşesinin olduğunu görüyoruz. Evet, e, 12 tane ayrıtımız var. Kırmızı dalgayla ot gösterdiğim yerler sizler de bunları kaleminizle tek tek sayabilirsiniz. 6 tane de yüzümüz var. Evet sarıyla boyadığım olan yer yüzü gösteriyor. Bu ön yüzü boyadım ben size. Arka yüz var altta kalan yüz var, üstte kalan yüz, bir de yan yüzler var. Toplamda 6 tane yüzümüz var. Evet, küpün özellikleri neymiş? 8 köşesi var, 12 ayrıtı var, 6 tane de yüzü var. Tüm yüzeyleri karedir çocuklar. Küpün bütün yüzeyleri karedir. Örnek olarak mesela evinizdeki zar, hiç zarı zar gördünüz mü bilmiyorum, tavla oynarken veya bazı akıl oyunlarının içinde var. Zar mesela küpün en güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet, küpün açılımına gelince, yani bunu açtığımızda aşağıdaki şekil oluşuyor. Bu da küpün açılımı. Bu şekli e, çizgilerden tam olarak katladığınızda küp şeklini elde edebilirsiniz. Evet, bir sonraki şeklimiz kare prizma. Çocuklar, küp ve kare prizma birbirlerine çok karışırlar. Ee, küpte bütün yüzeyler kareydi. Kare prizmada ise farklı bir özellik var. Şimdi bakacağız. Evet, size çizmiş olduğum şekil bir kare prizma. Evet, mavi noktalar köşelerimizde. Köşelerimizi saydığımızda dört tane üstte, 4 tane de atlı olmak üzere 8 tane köşemiz var. Evet ayrıtlarımıza bakıyoruz. 12 tane kırmızı dalga ile gösterdiğim yerler 12 tane ayrıtımız var. 6 tane de sarı ile boyadığım yer yüzümüz var. Evet küple özellikleri aynı. Onda da 8 köşe vardı. Burada da 8 köşe var. Küpün de 6 yüzü vardı. Kare prizmanın da 6 yüzü var. Küpün de 12 ayrıtı vardı. Kare prizmanın da 12 ayrıtı var. Buraya kadarki özelliklerimiz aynı. Ama şöyle bir e, özellik var bununla ilgili. Küpte bütün yüzeylerin, bütün yüzlerin kare olduğunu söylemiştik. Kare prizmada ise 2 yüzü kare, 4 yüzü dikdörtgen. Evet şekle zaten bakıldığında anlaşılıyor çocuklar. Taban yani yere değen yer ve üst tarafın kare olduğunu, yan tarafların ise dikdörtgen olduğunu görebiliyoruz. Alt tarafta size açılımını da verdim. Açılımda baktığımızda yandaki bütün yüzeyler dikdörtgen. Yani 4 tane dikdörtgen yüzü var üst taraflar ise iki tane olmak üzere kare yüzleri oluşturuyorlar. Evet sizlerle çocuklar bu slaytı izledikten sonra özellikle açılımlarını verdim. Bunları bir kağıdın üzerine çizip bu şekilleri geometrik cisimleri oluşturabilirsiniz. Evet bir sonraki şeklimiz dikdörtgen prizma. Evet dikdörtgen prizmaya bakıyoruz. Bakalım küp ve Kare prizmadan farklı bir özelliği var mı? Evet, 8 köşesi vardır. Mavi noktaları sayıyoruz. 4 tane üstte, 4 tane altta 8 köşesi var. 12 ayrıtı var. 6 tane de yüzü var. Evet, gördüğünüz gibi gene kare prizma ve küpten farklı bir özellik görmüyoruz. Köşe sayısı, yüz sayısı ve ayrıt sayısı diğerleriyle eşit. Burada ise dikkat edeceğimiz özellik nedir? Tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Ama farklı boyutta dikdörtgenler. Tüm yüzeylerinin dikdörtgen olması. Karede, pardon, küpte tüm yüzeylerin kare olduğunu söylemiştik. Kare prizmada iki tane kare, dört tane dikdörtgensel bölge vardı. Burada ise tüm yüzeyleri dikdörtgen olarak gösteriyoruz. Evet açılıma baktığımızda açılında çocuklar 6 tane yüzümüzü görüyoruz. Farkındaysanız yüzlerimizin hepsi farklı uzunlukta olan dikdörtgenler. Hiçbir şekilde kare kullanılmıyor. Sadece dikdörtgensel bölgeleri görüyoruz. Bunu da aynı şekilde çizgili bir pardon kareli bir kağıdın üzerine çizerek çocuklar katlayarak dikdörtgen prizmalarınızı oluşturursanız Köşelerini, ayrıtlarını ve yüzlerini çok daha net görebilirsiniz. Evet buraya kadar ki olanların özellikleri hemen hemen birbirleriyle aynı. Köşe, ayrıt ve yüz sayıları aynıydı. Sadece yüzeyleriyle ilgili farklılıklar vardı. Şimdikiler biraz daha farklı. Evet üçgen prizmamıza geçiyoruz. Üçgen prizma, mavi noktalar köşelerimiz. 6 tane köşemiz var. 3 tanesi üstte, 3 tanesi altta olmak üzere 6 tane köşemiz var. 5 tane yüzümüz var. 9 tane de ayrıtımız var. şekilde gördüğünüz gibi. Evet bununla ilgili önemli kurallardan bir tanesi iki yüzü üçgendir çocuklar. Yani tabanı ve tavanı yani alt ve üst tarafları üçgendir. Yan yüzler ise dikdörtgendir. Açılımını aşağıda verdim. 3 tane dikdörtgenden oluşuyor. Üst taraflar ise üçgensel bölgelerden oluşuyor bu şeklimizde. Zaten hatırlar mısınız? Bir önceki slaytımızda da söylemiştim. Tekrardan hatırlayalım isterseniz. Prizmalar adlarını taban özelliklerine göre alırlar. Tabanı kare ise kare prizma, dikdörtgen ise dikdörtgen prizma, üçgen ise üçgen prizma olarak adlandırılır. Taban çocuklar Nasıl ayağınızın tabanı var yere basan yeriniz. Şekillerinde tabanları e, zemine yere değen yerleridir. Bunu da unutmayalım. Evet üçgen prizmanın altı köşesi 5 yüzü 9 ayrıtının olduğunu söyledik. 2 yüzü üçgen 3 üç yüzü ise dikdörtgendi. Açılımını burada verdik. Evet bunu da gene kareli kağıt üzerine çizip katlayarak lütfen üçgen prizmalarınızı oluşturun çocuklar. Evet bir sonraki şeklimiz silindir. Bir sosise benziyor. Ben hep bunu görünce aklıma sosis geliyor. Evet silindir. Bu en sıkıntısız cisimlerimizden bir tanesi herhalde. Çünkü sadece yüzü var bu şeklimizin. Ayrıtı yok. Köşesi yok. Zaten daire ve çember işin içine girdiği zaman çocuklar köşe, kenar, ayrıt olmuyor. Çünkü çember ve daire yuvarlak oldukları için onlarda köşe ve ayrıtlar bulunmuyor. Sadece bu şeklimizde 3 <laughs> tane yüzümüz var. 2 tane yüzü boyadım. Tabanını ve tavanını boyadım. Buralar daire, dairesel bölgeler. Ee, orta kısım ise dikdörtgen. Dikdörtgeni katladığımız zaman o da dairelerin etrafını sararak silindir şeklini oluşturuyor. Mesela hortum buna örnek verilebilir. Dediğim gibi sosis buna örnek verilebilir. Kalemleriniz köşeli olmayan yuvarlak olan kalemler silindire örnek olarak verilebilir. İki daire bir dikdörtgenden oluşuyor. İki tane daire birisi üstte birisi altta sarıyla boyadığım yerler dikdörtgende ortada kalan bölge. Açılımına baktığınız zaman daha iyi anlarsınız. Orta kısım dikdörtgen üstlerinde iki tane daire var bu daireler illa orada olmak zorunda değil çocuklar. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Şekil katlandığı zaman hatta değiştirerek deneyin. Ben mesela daireleri tam ortaya koydum. Siz birini sağ tarafa, birini sol tarafa veya daha farklı şekillerde daireleri koyabilirsiniz. Sadece dairelerin ikisi aynı tarafta olmayacak. Biri üstte, biri altta olacak ama nerede olduğunun bir önemi yok. Dikdörtgene değmesi yeterli. Bu şekilde evde kareli kağıt üzerinde silindirlerinizi oluşturabilirsiniz. Evet, konimiz. Koni gene işin içine bir daire girdiği için burada da köşemiz yok çocuklar, ayrıtımız yok. Konide hep şu karıştırılır. Evet, kırmızı ile yuvarlak için alıp gösterdiğim yer bir köşeye benzese de burası çocuklar bir köşe değildir. Burası bir tepe noktasıdır. Koninin tepe noktası diye adlandırılır. Bunu sakın unutmayın çocuklar tepe noktası var fakat köşeyle ayrıtı yok. Sadece iki tane yüzü var. Yüzeylerinden bir tanesini üstteki şekil üzerinde sarı renge boyadım. Açılımında diğer yüzeyi de görüyoruz. Evet iki tane yüzeyi var demiştik. Yüzeylerinin bir tanesi daire. Diğeri ise üçgen diyemeyiz. Üçgene benziyor ama kenarın bir tanesi e, düz bir çizgi değil. Biraz bombesi var biraz paranteze benzeyen bir şekil tam olarak hani bir adı olmayan bir şekil altta da daire var dairenin etrafına üstteki yelpazeye benzeyen şekli sardığınızda oluşan şekil koni oluyor Evet köşesi yok ayrıtı yok sadece iki tane yüzü var üstteki de Tepe noktası çocuklar köşe değil Evet küre en kolayı da bu zaten. Evet küremiz köşesi yoktur, ayrıtı yoktur, bir yüzü vardır. Çocuklar bunun açılımı e, ciddi anlamda detaylı bir açılım. Genelde Dünya'nın açılımında gösterilir. Ama Dünya'nın şeklini de hatırlarsanız biz tam olarak küre diyemiyorduk, geoid diyorduk. Geoid biraz daha farklı, e, üst ve alttan e, sıkıştırılmış basık olan, orta kısmı şişkin olan şekillere deniyordu. Küre'nin açılımı bizim şu an konumuzda değil. Sadece kürenin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Ee, küre deyince aklımıza ne gelecek? Bir top mesela. Bir top kürenin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bir tenis topu, işte bir basketbol topu, buna örnek gösterilebilir. Köşesi yok ayrıtı yok. Zaten çember ve daireyle oluşan şekillerin hiçbirinde köşe ve ayrıt olmuyor çocuklar. Bir tane yüzümüz var sadece. Evet çizimi de kolay. Çizim bu şekilde. Bunda açılımımız yer almıyor. Evet konumuz bu kadar çocuklar. Şekiller, daha sonra şekillerle oluşan cisimleri işledik. Konumuzu detaylı bir şekilde dinleyin. Tekrarlarınızı yapın. En güzel aktivite de size açılımlarını verdiğim Cisimleri kendiniz oluşturabilirsiniz. Eğer kendiniz oluşturursanız, masanızın üzerine koyarsanız, onlara her baktığınızı hatırlayabilirsiniz. Sizler de mesela oluşturduğunuz beyaz kağıttan yapın çalışmalarınızı. Köşelerini mavi renge boyayın. Ayrıtlarını e, keçeli kalemle üzerinden bir kırmızı ile gidebilirsiniz. Yüzlerinde sarı renge boyayarak veya üzerine sayılar yazarak kaç tane olduklarını bulabilirsiniz. Dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, evde kalın. Sizleri çok seviyorum.